Haneyi Edit YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda etrafı taşlarla çevrilmiş eski tahta bir kapı modelleyeceğiz. Shift A diyorum, 1 adet circle nesnesini ekliyorum. Noktayla yaklaşıp table edit moduna geçiyorum. R diyorum, x ekseninde 90 derece döndürüyorum. 1 ile önden görünüme geçiyorum. Şu alttaki kesimi tutuyorum. Biraz küçülteyim ekranı. Y ve Z diyerek aşağıya doğru uzatıyorum. Daha sonra şu alttakileri seçip x diyerek vertexleri siliyorum. Ve şu vertexi seçip T ile birleştiriyorum. Tablo objemoda dönüyorum. Shift A diyorum. Bir adet plane nesnesini ekliyorum. Edit moda geçiyorum. R ve X diyerek 90 derece döndürüyorum. S diyerek küçültüyorum. Y diyorum. Taşıyorum. S diyerek biraz daha küçültebiliriz. G, X diyerek uzatayım. S diyorum. Biraz daha büyütüyorum. G diye taşıyorum. Shift T ile kopyalıyorum. G ile taşıma işlemleri yapıyorum. Shift diyorum. Aynı hepsini seçip Mirror Modifier veriyorum. Aynalıyorum karşı tarafa. Shift D deyip tane daha kopyalıyorum. Aynı hepsini seçip Extrude diyorum, kalınlık veriyorum. Obje moda geçiyorum. Bir ile önden göründe Shift A diyorum. Bir adet daha plane oluşturuyorum ve ilk 90 derece döndürüyorum ya. Edit moda geçiyorum. S ile küçültüyorum. GZ diyerek uzatıyorum. A ile seçip GX diyerek taşıyorum. Ctrl R diyorum. Birkaç tane vukat atıyorum. Sağ tıkla bırakıyorum. A ile hepsini seçiyorum. Shift T diyorum. X ekseninde kopyasını çıkarıyorum. Shift R diyerek kopyayı tekrarlıyorum. Küçük geldi, bunların hepsini seçiyorum. S ve X diyerek G ve X diyerek ortalıyorum. Şimdi bunları GX diyorum. Yamukma işlemlerine geçiyorum. Aile hepsini seçiyorum bunları. Extrude deyip hafif bir kalınlık veriyorum. Şu şekilde bir kalınlık verdim. Aile seçiyorum. Tel frame modu açıp G ve Y ekseni diyerek hafif geriye çekiyorum. Şimdi artık obje moda geçeyim. Üst örgütümü silebilirim artık X delete diyerek. Shift A diyorum. Bir adet daha plane nesnesi ekliyorum. Rotate X diyerek 90 derece döndürüyorum. S diyorum. Küçültüyorum. Önden görünüme böyle geçtim. G dedim. S deyip büyütebilirim. G diyerek taşıma yapıyorum. X ekseninde. Buna da birkaç tane lukat atalım, bunu da yamultabiliriz. Ctrl R diyorum. 3 tane lukat atıyorum, sağ tıkla bırakıyorum. Aile seçiyorum. G ve Z diyerek yukarıya taşıyorum. S, X diyorum, biraz küçülteyim. Extrude deyip kalınlık veriyorum. Aile hepsini seçiyorum. Bir önden görmeye geçiyorum. G, Z diyerek taşıyorum. Shift D diyerek kopyasını çıkarıp Z eksenini taşıyorum. Tel frame açıp burayı seçiyorum. G, Z. Burayı seçiyorum. G, Z diyorum. G, Z deyip yukarıya çekiyorum. Aile hepsini seçiyorum. G ve Y diyerek içeriye doğru taşıma yapıyorum. Tablo obje moduna geçiyorum. Bir ile önden görünüme geçeyim. Tahtayı seçiyorum. Tabla edit moduna geçtikten sonra L ile şu seçtiğim kenarı bağlantılarını seçip Y ve Z diyerek biraz daha aşağıya çekiyorum. Tabla yine obje moduna dönüyorum. Shift A diyerek bir adet küp nesnesi ekliyorum. Edit moduna geçiyorum. S diyorum. Küçültüyorum. Y deyip taşıma işlemi yapıyorum. S deyip biraz daha büyüyorum. Y deyip taşıyorum. Ctrl B diyerek bunun kenarlara bevel veriyorum. Tabla obje moduna döndüm. Shift A diyorum. Bir adet bu hiç bir nesnesi ekliyorum. Bunu da 16'ya 16 olarak ayarlıyorum. Edit moduna geçiyorum. S ile küçültüyorum. Noktayla yaklaşıp G deyip taşıyorum. G, Y deyip öne çıkarıyorum biraz. G deyip taşıyayım. G, Y deyip biraz daha öne çıkarabilirim. Sağ tık. Shift ve sağ tıkla cursor'ımı o nesnemin üzerine koyuyorum. Obje modu dönüyorum. Shift A diyorum. Bir adet torus ekliyorum. Edit moda geçiyorum. Rotate X 90 derece diyorum. S diyorum. Küçültüyorum. G deyip X ekseninde taşıdım. G, Z deyip aşağıya çekiyorum. S deyip biraz daha büyütleyeyim. G, Z deyip aşağıya taşıyorum. G, Y diyorum. İçeri doğru hafiften çekiyorum. Rotate X diyorum. Hafif eğim veriyorum. G'ye diyerek biraz daha dışarıya çıkarıyorum. GZ diyerek biraz yukarıya çekiyorum. GZ diyerek biraz aşağıya çekiyorum. Obje moda dönüyorum. Bakıyorum. Üçünü seçiyorum. G ve Y diyerek taşıyorum. Küpümü seçip edit moda geçiyorum. Diğerlerini gizlemek için slash işaretine basıyorum. Tel frame açıyorum. Arkadakini de G diyorum. Y ekseninde biraz daraltıyorum bunu. Tekrar ters slash işaretine basıyorum. Ve bunları yine seçip G, Y diyerek bu şekilde görünüm elde ediyoruz. G, Y diyerek taşıyıp yerleştiriyorum. Bunları seçiyorum. Edit moda geçiyorum. A ile seçip hepsini. Ctrl B diyorum. Kenarlara bevel veriyorum. Tabla obje moda geçiyorum. Şu tahtamı seçiyorum. A ile hepsini seçip Ctrl B diyerek hafiften bir eğimle onları veriyorum. Daha da shade otosumu deyip yumuşak veriyorum.
Tabla edit moda geçiyorum. Aile hepsini seçiyorum. Ctrl B ile hafif bir eğimle bu tahtalarıma verdim. Sağ tık şehit otursun dedim. Görünümümüz bu şekilde oldu. Metrikten random diyerek, cavity'yi açarak şeklimizi nasıl geçtiğini görebiliriz.